Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde fırında lahmacun tarifi vereceğim. Çok lezzetli ve yapımı oldukça pratik. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle lahmacunumuzun hamurunu yapmakla başlıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi ılık su. Hemen üzerine ılık süt. Süt ve suyunuzun ılık olması gerekiyor. Bir paket instant maya. Tuz. Şimdi ilk önce bunları şöyle birkaç saniye karıştırıyorum. Sonrasında 1 kilo olacak şekilde unum var. 1 kilo unun tamamını kullanıyorum. Hepsini birden dökmüyoruz. Karıştırdım, tekrar döküyorum. Kalan unun tamamını da boşalttım. Son kez karıştırıyorum. Ve işte hamurum istediğim kıvama geldi. Şimdi üzerine streç filmle örtüyorum. Bu şekilde vaktiniz varsa 1 saat kadar mayalandırın. Üzerini temiz bir bezle de örtüyorum. Hamurumuz bir tarafta mayalanırken iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 700 gram kıyma çektirdim kasapta. Onu karıştırma kabına aldım. Ve şimdi robottan sebzelerimi geçireceğim. Eğer çok etli sevmiyorsanız kıymanın miktarını azaltabilirsiniz. Kalan kuru soğanımı da doğradım. Ve üzerine böyle iki diş olacak şekilde sarımsak ekledim. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Sonrasında kırmızı biberlerimi ekliyorum. Onu da robottan geçirdim. Böyle bu şekilde ufalamanız yeterli olacaktır. Ufalandıktan sonra daha fazla da robottan geçirmenize gerek yok. Sonrasında yeşil biberlerimi de ekliyorum. Onu da robottan geçirdim. Aynı şekilde karıştırma kabına alıyorum. Tüm sebzelerimi gösterdim. İçerisinde sevmediğiniz sebze varsa koymayabilirsiniz. Maydanozlarımı da geçirdim. Sonrasında domateslerimin kabuklarını soydum ve onları da doğruyorum. Bu arada aklınıza takılan soru herhangi bir şey olursa eğer yorum kısmına bırakabilirsiniz. Her zaman ilk görüşte geri dönüş yapıyorum. Domateslerimi de ekledim. Ve şimdi salça ve baharat kısmına geldik. Tuz, karabiber ve kekik. Baharat kısmını kendi damak zevkinize göre ayarlarsınız. Pul biber ve isot. Ben biraz acı sevdiğim için acısını fazla koydum. Bir kaşık acı biber salçası. Ve domates salçası. Bir çay bardağından bir tık daha az sıvı yağ. Benim kıymam yağlı olduğu için yağını az koydum. Eğer sizin kıymanız
Az yağlıysa yağını artırabilirsiniz. Şimdi tüm malzemeleri güzelce bir karıştırıyoruz. Mis gibi de koktu. Böyle kıyması, salatası, sebzeler falan. Ve güzelce karıştırdık. İç harcımız da hazır. Hamurumuz da istediğimiz gibi kabarmış. Şimdi havasını alıyorum. Tezgahımın üzerine un serptim. Hamurumu ikiye böldüm. Sonrasında düzeltiyorum. Ve istediğim parçalara bölüyorum. Aynı şekilde öbür hamurumu da ilk önce düzeltiyorum. Sonrasında istediğim parçalara bölüyorum. Ben toplamda 22 adet lahmacun yaptım. Siz kendi fırınınızın büyüklüğüne göre lahmacun sayısını artırıp ya da küçültebilirsiniz. Ben bir tepside 2 tane 2 adet yapmak için bu şekilde biraz ufak yaptım. Şimdi hazırladığımız bezeleri kenara aldık. Sonrasında hamurumu açmaya başlıyorum. Bakın bu incelikte. Bezemizi alıyoruz. Güzelce açıyoruz. Bezeleriniz de fırınınızın, yani fırın tepsinizin büyüklüğüne göre açın. Bakın benimki bu şekilde. Hızlı bir şekilde iki tane daha göstereceğim. Hepsini bu şekilde açıyoruz. Şimdi iç harcını dolduruyorum. Bu arada hamurlarınızı açarken iç harcınızı dolapta bekletmenizi tavsiye ederim. Hafif böyle soğursa eğer daha güzel yayılır. Her lahmacuna yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar bol bol iç harcımızı ekledik. Ve ben böyle elimle yaydım. Çünkü kaşıkla güzel yayılmıyor her tarafına. Ve şimdi lahmacunu fırına verdim. Fırının en alt kısmında alt üst iç ayarda pişiriyoruz. İç harcımıza dolu dolu ekliyoruz. Bu arada videonun her aşamasını göstermeye çalıştım. Sıkılmamanız için de hızlandırdım. Eğer buraya kadar da izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir emoji daha olsa yorum kısmına bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bakın böyle bıçak yardımıyla alt kısmını kontrol ediyoruz. Pişip pişmediğini. Lahmacunumuz piştikten sonra böyle yağlı kağıdın üzerine kıymalı taraflar iç içe gelecek şekilde alıyoruz. Sonrasında üzerini temiz bir örtüyle örtüyoruz ki lahmacunumuz yumuşasın.
iç harcı olsun, hamuru çok çok lezzetliydi. Biz çok severek yedik. Size de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet, lahmacunlarımız fırından çıktı. Servise hazır hale geldi. Çok lezzetli, mutlaka deneyin diyorum. Sebzelerimiz de hazır kenarda. Bir kısmı da fırında hala pişmekte ve çok kolay da sarılıyor. Bakın, mutlaka tavsiye ediyorum. Gün ışığını kaçırdım. Artık havalar erken karardığı için. Bu yüzden renk biraz soluk çıktı. Ama çok lezzetli, mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.